bir makalenin orijinali bu arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Sunumdan devam ediyor. Hansuzun ve Klingen adlı kişiler tarafından 1972 yılında MIT'de yayınlanan bir makale. Multix Virtual Memory Concept and Design. Bu Multix Virtual Memory dediğimiz bir yapı var. Bununla ilgili çok makale var. Bu makalede sadece bunun tasarımından ve dizaynından biraz bahsetmişler. Dediğimiz gibi 1972 yılında MIT'de bu yazılmış. Makale aynı anda birden çok işlem yapabilen, hani şu anda biz bunu gerçekleştiriyoruz ama demin arkadaşımızın bahsettiği gibi 1960'lı, 70'li yıllarda bu daha yeni yeni denenen projelerdi. Gerçekleştirilenler de vardı. Bu böyle bir sistemden bahsediyorlar. Multics. Şimdi makalenin içerisine biz bakarsak bir giriş bölüm var. Segmentation ve Paging'den bahsediyor. Hocam sizin de bahsetmiş olduğunuz bu konulardan. Daha sonra bu Multics'e denen yapıdan bahsediyor. Ve bu Multics'e denen yapıda kullanılan bir işlemci var. Honeywell 645 diyelim, ondan bahsediyor. Multics'in işlemlerinden ve çekirdeğinden, burada Supervisors diye geçiyor. Aslında kernel ve bizim bildiğimiz çekirdek. Segment özelliklerinden, segmente erişimden ve kernelin yapısından bahsediyor. Şimdi Multics bir kısaltma, Multiplex Information and Computing Service cümlesinin bir kısaltılmışı. İşte demin de bahsetmiş olduğunuz gibi aynı anda birkaç işlem yapabilen paralel işlemler diyebiliriz. Aynı anda birkaç işlem yapabilen bir yapı arkadaşlar. Proje 1964 yılında Cambridge'de bu başlıyor. 2000'li yıllara kadar kullanılıyor fakat 2000 yılında en son, yanlış hatırlamıyorsam, evet, Kanada'da bir projeden bir departmanda kullanıldıktan sonra kaldırılıyor. Bu sistem Unix'in temelini oluşturuyor. Bu sistemden sonra Unix'e bir geçiş oluyor ve bu Multics dediğimiz aynı anda işlem, birden fazla işlem yapma olayıyla Unix'e geçiyorlar ve orada artık devir biraz daha değişiyor. Bu, geçen ilk derste video izlemiştik ya Fernando. Fernando Multics projesinde çalışan bir şey, vatandaş. Şimdi biraz özelliklerinden birkaç cümleye ben bahsedeceğim. Makalede bunları tabii uzun uzun bahsediyor ama bunları birkaç cümleye indirmek gerekiyor. Birincisi 7/24 çalışabilen bir işletim sistemi tasarlamak istemişler ve yüksek güvenilirliğe, çekirdeğin yüksek güvenilirliğe sahip olmasını düşünmüşler. Donanım özelliklerimize bakacak olursak çoklu işlemci, çoklu hafıza ve diski destekleyebiliyor bu sistem ve online konfigürasyon edebiliyor ve 32 bit word, yani onu kelime diye ben çevirdim ama 32 bit word hafızası var. Şimdi o dönemi biraz incelersek 32 bit word hafızası var değil de 32 bitlik mimarisi. Daha doğru olur. Şimdi 1960'lı yıllardaki teknoloji, şimdi multi programming yapabilen, yapmaya çalışan cihazlar var. Bu cihazlar çok büyük, çok antal, pahalı ve yavaştı. Bellekleri kısıtlıydı. Çoklu kullanıcı imkanı verebiliyorlardı ve uzaktan erişime de destek verebiliyorlardı. Multics'ten önce sanal bellek mekanizması kullanılmaktaydı. Burada da ondan bahsediyor yani Multics'in, ama Multics'ten önce de bir sanal bellek var. Sınırlı bir bellek kullanılıyordu ve sınırlı bir bellekte geniş adres uzayı oluşturulmuştu. B5000. B5000 dedi, Burroughs diye bir firma vardı. Burroughs 5000. O bilgisayarda işte segmentation dediğimiz işte bölümleme işlemleri gerçekleştiriliyordu ve Atlas bilgisayarlarında da sayfalama isteği, demand paging dediğimiz işlemler gerçekleştirilebiliyordu. Şimdi bu sanal belleğin, Multics'teki sanal belleğin tasarım amaçlarını makalede şöyle belirtmişler. Paylaşımın sharing ve korunma, protection, birazdan onlardan birkaç cümleyle bahsedeceğiz. Bunların şeffaf bir şekilde yapılması isteniyordu.
Bellekte tutulan tüm bilgiler herhangi bir işlem tarafından, yani bir proses tarafından adreslenmesi gerekiyor. Ve bellekte yapılan her işlem için muhakkak bir adres kontrolünün düzenlenmesi gerektiğini söylüyorlar. Şimdi multisanal bellekte segmentation işlemi için şunları söylüyorlar. Bölümleme, yani segmentation, iki kısımdan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi koruma, protection. Bir diğeri ise paylaşım, sharing. Yani tam çevirimi belki paylaşım deyince başka bir şey olarak anlayabiliyoruz ama en azından ben öyle çevirdim. Koruma, yani protection, ortak erişim haklarını, her bir işlemin donanımsal olarak kontrol edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Paylaşımda ise birçok işlemin adres uzayında adreslenmesi gerektiğinden bahsediyorlar. Segmentation'ın niteliklerine biz bakacak olursak, temel adres ve bunun uzunluğu, ismi, sahibi ve kullanım haklarından bahsediyor. Temel adres dediği base adres. Base adres, temel adres, dur. Temel adres dediği önemli anlamında, başlıca anlamında temel değil de başlangıç adresi anlamında. Baz. Onu belki temel diye çevirmemek lazım. İlk adres desek, evet, belki evet, başlangıç daha doğru olacaktır. Şimdi multics'te bölümleme, segmentation'a biraz bakacak olursak, her işlemin bir bölümleme anahtarı vardı. Bu bölümleme anahtarı tüm ihtiyaçları karşılayabilmekte ve işletim sistemi tarafından açık bir şekilde yönetilebilmekteydi. Daha önceki sistemlerde bu özellik, yani bu anahtar dediğimiz işte bu özellik biraz kısıtlıydı ve yönetimsel zorlukları vardı. Bölümleme ve dosya sistemi birbiriyle iç içe, bölümler, yani segmentler ve dosya sistemi birbiriyle eşleştirilmişti. Dizindeki bölüm isimleri adreslere eşit oluyordu. Dosyalara direkt erişim yoktu. Önce hafızaya, oradan dosya adresine. Direkt'i niye çevirmedin? Direkt. Doğrudan yazsaydın ya. Direkt doğrudan. Yani Türkçe'ye artık geçmiş direkt bir kelime. Yok, geçme, geç. Direkt doğrudan. Türkçe'de yok. Türkçe'deki direkt şu. Start kelimesi de var hocam. Direkt var ama hocam. Direkt. Olmasa daha iyi. Olmasa daha iyi. Start da var. Yani direkt erişim, doğrudan erişim. Evet, doğrudan. Aslında TDK'yı şey yapmıyor, onlar sözlü değiştiriyor, politik değil. TDK'da şimdi bazen kullanılan bu kelimelerin Türkçe olduğunu düşünüyoruz. Tamam, kullanabilirsin direkt de. Yok, hayır, onu kastetmeyeceğim. TDK'da karşılığında bakıyorum, TDK'da karşılığında ben bilmiyorum. Yani o acayip çevrimler de var. Şimdi paging işlemi, sayfalama, değiştirme yaparak geniş bir sanal belleğe sahip olmak için yapılmaktaydı. Değiştirmeden bu swapping'i ben sahip değiştirme diye çevirdim ama hep swapping diyebiliyoruz. Swapping'i hocam siz de derslerde bahsetmiştiniz işte. Ana bellekten fiziksel kalıcı belleğe işlemlerin geçici sürede atılıp ana belleğin çok fazla kullanılmaması için, daha doğrusu yer açmak için öyle diyelim, atılıp tekrar geri getirilmesi işlemi. Bundan bahsediyorlar. Şimdi swapping yapılabilen bir işlem, mümkün bir işlem, pratik ve pratik değil. Yani fiziksel bellekten kalıcı belleğe işte bir işlemi atmak, ondan sonra geri getirmek, bu biraz zaman kaybettiren bir işlem. Bundaki en büyük problemlerden bir tanesi, segmentler birbirinden farklı boyutlarda olabiliyor. Durduruyorum. Ben ilk bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliğinde ilk ders alırken Fortran compiler'ımız vardı. Floppy ile çalışıyoruz. Fortran compiler'ı makinenin hafızasına, PC'ye sığmazdı. İki segmentle çalışmak zorunda. Ve diskete de sığmazdı. İki disket ve aynı anda da ikisini beraber hafızaya da yükleyemezdi. Fortran compiler'ını editörden çalıştırdıktan sonra hafızada şey var. Disketin birini sokardın, segment biri yükler, işlerin bir kısmını yapar. Ondan sonra o segmenti unload eder, öbür disketi ister, öbür disketi sokarsın, ikinci segment çalışır diskten. Ondan sonra compile ederdi, bir tane Fortran programı oluştururdu ikinci diskete. Böyleydi.
Sebebi o hafızaya sığmamasıydı. Ve evet, bir segmentten diğer segmente değiştirme çok uzun sürüyordu. Disketleri sokup çıkarman falan gerekiyor. Hard disk bile olsa öyle. Ama başka çaren de yoktu. Yani evet, başka türlü yapılamayan işleri yapabiliyordu. O tarihlerde birçok bilgisayarda basic şeyi vardı, dili vardı küçüklerde. Sebebi çünkü interpreter olduğu için compiler'ı koyacak yer yoktu makinelerde. O yüzden compiler koyamayan ev bilgisayarları basic yapıyorlardı. Çünkü basic compiler'sız çalışabiliyordu. Şey bu hikaye. Şimdi bu işlemde bizler ne kadar bunları şöyle eşit gibi göstersek aslında bu baking store dediğimiz main memory'den çok daha büyük bir alan. Büyük olduğu için bunu kontrol etmek zor. Zor aynı zamanda bölümlerde küçük ayrıntılarla uğraşıyoruz. Bu sefer bu işlemi daha da zorlaştırıyordu. Yani swapping, evet, belki yer kazanmak için main memory'de yapılan doğru bir işlem, ancak yönetmek zor olduğu için çok da pratik değil. Elektriğimiz açık. Peki paging yapılırken nasıl yapılıyor? Segmentler eşit bölümlere ayrılıyor. Amaç daha basit ve daha verimli kullanmaya çalışmak. Baking store'da, yani şu bahsettiğimiz alanda eşit bölümlere ayrılıyor. Memory'de ise sadece işlem yapılan sayfaların adresleri bulunuyordu. Yani şunu tekrar gösterecek olursak, memory'nin şu alanında ben bu işlemin değil, bu işlemin bulunduğu adresi tutuyorum ve daha az yer kaplıyor. Segment fiziksel bellekten bile daha büyük hale gelebiliyordu baking store'da oluşmuş olanlar. Bunlardan bahsediyor. Dördüncü kısımda ise Multics'in sanal belleğinden bahsediyor. Şimdi şöyle bir, bunu yazmalarında şöyle bir problem koyuyorlar önce ortaya. İşlemlerin, yani proseslerin konumlandırması, belleğin işlemler arasında etkin ve güvenli bir şekilde paylaştırması, amaçladıkları, daha doğrusu hedefledikleri durum bu. Var olan durum ise o anki sistemlerde, yani 1970'lerde diyelim, O anki sistemlerde var olan durum şu: bu durum kısıtlı bir şekilde yapılabiliyordu, verimli değildi. Dosya paylaşım sistemi olanlar, yani sharing dediğimiz bu sistemi kullananlar, paylaşılmış bir dosyayı kaydetmek, her kullanıcı bu dosyayı okuması, tekrar geri yazması şeklinde oluyordu. Yavaş ve karışık bir süreç. Bölümlenmemiş, yani non-segmented sistemlerde ise tek adres uzayı vardı ve bunlarda erişim kontrol bilgisi bulunmuyordu. Beşinci bölümde bu sistemde kullandıkları donanımdan bahsediyorlar. Bunun bölümleme yapma işleminden bahsediyorlar. Şimdi niye donanımlara bahsediyorlar? Çünkü segmentation ve paging işlemleri yapabilmek için donanıma ihtiyaçları var. Bu donanım kullanılarak yapılabilen bir olay. Bellek adresi, çift numaralı bir bellek adresi kullanılıyor. İşte SI diye bunu göstermişler. S dediğimiz segment numarasını, maksimum 256K'lık. I ise segmentin indeks numarasını tutan bir sayı. Segmentin uzunluğu yaklaşık 32 bit words olarak geçiyor. Descriptive segment diye bir yapıdan bahsetmişler. Şimdi açıklayıcı diye çevirdik ama descriptive diye söylemek bunu daha doğru olur. Ana bellekte bu. Eyle yazılacak. Neyse, descriptive. Segment, aşağıda doğru yazdım en azından. Segment descriptive word'de ise bir takım bilgiler içermekte. Bunlar ise segmentin sayfa tablosunun mutlak adresi, segmentin uzunluğu, erişim hakları ve kayıp segment işaretli içeriğinde var. Missing flag diye geçen bir ibare. Peki burada paging işlemi yaparken bu cihaz her segmenti sayfa boyutu 1024 words 4 kilobit şeklinde
sayfalamakta. Sayfa tablosu diye bir yapısı var. 4 kilobit. Sen mi yazdın onu? Eşitten sonrası. Yok, o şekilde çevirmişlerdi. Veya ben yanlış yorumluyor da olabilirim. Sen mi yazdın, orada var mıydı? Orada vardı makale kendinde. Belki... 32 bit diyor ama. O tarihlerde Word'ler... Hocam makaleye bir daha bakabilirim ama yanlış da yazmış olabilirim. Tamam. Yanlış da yazmış olabilirim. Her segmentin kendine ait bir tablosundan bahsediyorlar. Array of Page Table Words denen bir yapı var. Bu yapıda ise sayfanın mutlak adresi ve demin bahsetmiş olduğum bu kayıp işareti, yani Missing Flag denen bir yapı var. Bunun haricinde adres dönüştürme önverliği, TLB kısaltılmışı denen bir yapıda bulunmakta. Translation Look Aside Buffer. Look Aside dönüştürme mi? Adres dönüştürme, Look Aside. Yani arkaya bakma, dönüştürme. Bu şekilde yok. Şey olmuş, yanlış olmuş. Şimdi çevirirken kelimeler arasında... Çevirmeyeceksin. Anlamını alacaksın. O anlamı veren bir şey bulacaksın. Aynısını yapmayacaksın. Birebir çevirirsen böyle olur. Her zaman. Anlayacaksın. Zaten anlamadan çevirince lütfen çıkış gücüne geçin dersin. Prize takın diyemezsin. Şimdi burada Multics'in 6. bölümünde de makalenin Multics Supervisor diye yazmışlar. Supervisor dediğimiz çekirdek. Yani kernel kısmı biraz makale dili eski olduğu için şu anda kullanılanlarla o zamanki kullanılanlar kelimeler tam birbirine denk gelmeyebiliyor. Kernel bölümlenmiş ve kısmi olarak sayfalanmış bir yapıda. Tüm programlar için aynı işlemler yapılıyor. Kernel'in bölümlerinin bellekte olmak zorunda olmadığını söylüyorlar. Kernel'in işlemler arasında paylaştırılabileceğini, her bir işlemin adres uzayında adreslenmesi gerektiğini söylüyorlar. Kernel, şimdi bunu da ben öyle çevirdim ama Ring Protection Mekanizma tarafından, yani yazan kişiler tarafından Ring Protection Mekanizması tarafından korunduğunu söylüyorlar. Halka koruma mekanizması diye çevirdim ama bu da tam karşılamıyor bu sefer. Segment özellikle 7. bölümde de segment özellikleri yönetimi, yani segment attributes management dan bahsediyorlar. Segmentte yer alan özellikler dosya sisteminde tutulduğunu, her segmentin bir dosya, dosyanın da bir segment olduğundan bahsediyorlar. Dosya sistemindeki segment özellikleri de segment özellikleri yol adı, uzunluk, bellek adresi ve access control list ve oluşturma tarihi saatinin bulunduğunu söylüyorlar. Segment oluştururken bir kullanıcı adı ve erişim kontrol listesi bulunduğunu söylüyorlar. Segmentlerin başlangıçta aktif olmadığını, sayfa tablosu ve bilgi ayırması olmadığını söylüyorlar. Şimdi segment life cycle. Bunda da yaşam döngüsü dedim ama yaşam döngüsü demeyelim de kalma süresi diyebiliriz biz buna da. İşlemler segmentlere sembolik bir isim verirler ve segment numaraları adreslenir. Bilinen yani num segment table denen bir tablo var. Her işlemin bir tablosu vardır. Öncelikle işlem tarafından segmente başvurulur, yani refere edilir. Ardından segment adı analizinde aranır. İşleme kullanılmamış bir numara prosese yani atılır ve işlemin KST'sine num segment table'ına giriş yapılır. Bölümlerin aktivasyonu ve bağlantısı. Aktivasyon dediğimiz şey, yani connection diye bahsetmişler. Eğer sayfa tablosu varsa o segmentin aktif olduğundan bahsediyorlar. Aktif segment tablosunda her segmentin sayfa tablosunda onun adresini gösterdiğini, segment aktivasyonu yapabilmek için de sayfa tablosu yapılması gerektiğinden bahsediyorlar. Bağlantı ise yani connection
ise aktif ses segmentlerin bir işleme bağlı olduğundan bahsediyorlar ve işlemin de SDV yani segment description word, açıklayıcı kelime diyelim de bunu öyle söyleyelim, segment descriptor word'üne eklenir. Segmentin yaşam döngüsü yani life cycle'ı belirlenirken de segment swapping, değiştirme işlemi yapılırken işlem başvurusu yapıldığında ilgili segment devre dışı kalır ve bağlantısı kesilir ve orada life cycle'ı sonlanmış olabilir. Ve daha sonra da bu tekrar bağlanabilir. Bu bölümde managing limited memory swapping yani sınırlı bellekli swapping işlemini yönetmekten bahsediyorlar. Bu sayfa çoğaltma yani page multiplexing ve aktif segmenti çoğaltma olarak geçiyor. Şimdi tüm sayfaları tutmak için fiziksel bellek yeterli değil. Bunu page swapping ile gönderip geri alabiliyoruz ama burada bir takım hatalar olabiliyor. Bu hataların bu hatalar